Bu sütunun geniş olduğunu görüyoruz. Yazı alanın dışında kalmış. Hiçbir tuşa kliklemeden daraltırsak oranlar bozulur. Çünkü son sütun iki satıra dönmüş oldu. Sadece orası sıkıştı. Ama klavyeden shift'e basarak sağdan daraltırsam bütün sütunlar oranlı bir şekilde daralmış olur. Buradaki tüm gövde metnini seçtik. Header satırını seçmedik. Başlık satırını seçmedik. Burada her bir hücrenin yazısının üstünde ve altında birer milim boşluk kalsın. Ki en azından rahat rahat seçilebilsin, okunabilsin. Ve her bir yazı bulunduğu hücreye ortalansın. Bu şekilde ayarlama yaptıktan sonra 2008 tur sütunundaki bütün yazıları yukarıdan aşağı seçtim. Bunların paragraf biçimlendirmenin niteliği olan ortalanmasını sağladım. Bu şekilde bir biçimlendirme yaptım. Buradaki header satırını seçtim arkadaşlar. Buradan da 2 milim veriyorum. Ve yazıları bulundukları sütunları ortalığı yaparak paragraf biçimlendirmesi olarak da ortalığı yaptım. Her bir dokunuşta tablonun görünüşü de değişmekte. V penceresinden Hit Frame Edges yaparak ekrandaki oluşumları daha rahat izleyebilirsiniz. Kenarları gizle seçeneği ile işlem sırasında görüntüyü çok daha temiz görebilirsiniz. Ama Show Frame Edges normalde hep açık olması lazım. Şimdi arkadaşlar, yazı karakteri ve diğer biçimlendirmeler noktasında da bir yazı alanı içerisindeki yazıyı nasıl biçimlendiriyorsanız, burada da aynı şekilde biçimlendirme yapabilirsiniz. Bu biçimlendirmelerin hepsinde manuel yöntem kullanıyoruz şimdilik. Konunun ilerleyen aşamalarında paragraf stillerini ve cell stilleri birlikte kullanıyor olacağız. Başlık satırını seçtikten sonra Type menüsünden Uppercase Change Case bölümünden Uppercase seçiyorum. Hepsi büyütüyorum. Border'ımız, pardon, table'ımızın border'ın çok belirgin olmadığını görüyoruz. Bakın, bütün bir tabloyu seçtik. Tabloyu seçmemizin kolay yolu Table Select Table demekti. Bütün tablo seçilmiş bu durumda. Swatches paneline geldik arkadaşlar. Ve açtık. Ve ardından Strokes panelini açıyoruz. İkisi yan yana olmalı. Şimdi burada Strokes panelinin tabloya göre değiştiğini görüyoruz. Eğer tablo seçili olmadığı zaman stroke panelinin aldığı görünüm budur. Ama hücre ya da hücreler seçili olduğu zaman, tablo seçili olduğu zaman aldığı görünüm budur.
Bu görünümde mavi alanlar etkilenecek alanlardır, gri alanlar etkilenmeyecek alanlardır. Biz tablomuzun dış çerçevesini renklendireceğimiz için bakın içini boşaltıyoruz. Dış çerçevenin çizgi kalınlığını 2 punto yaptık. Tekrar tablo içine kliklediğimiz zaman bordürün kalınlaştığını görüyoruz. Gövde satırlarını seçiyoruz arkadaşlar. Gövde satırlarını seçtiğimiz zaman yatay çizgilerin kalınlığını artıracağız. Ama bu sefer ne yapacağız? Bakın köşelere klikleyerek bozdum. Sadece ortaya klikledim. Seçili alanın üst çizgisi ya da alt çizgisini değiştirmek istemiyorum. Sadece seçili alanın aralarında olan yatay çizgileri seçtim. Ve bunu biraz kalınlaştırmak istiyorum. Ve aldığı görünüm budur. Uzaktan baktığımız zaman tablomuzun yatay çizgilerinin daha net gözüktüğünü görüyoruz. Başlık satırında sütunlar arasında hiçbir belirteç yok. Anlaşılmıyor. Tercih ederseniz eğer başlık satırında seçtim. Başlık satırında sadece orta dikey stroke paneliğinden orta dikey çizgi açık iken switches panelinden çizgi kalınlığı, çizgi rengi ön plana geldiysen paper seçiyorum ve böylelikle araya beyaz çizgi de eklemiş oldum.